Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Bir sıcak hava dalgasıyla merhaba. Evet. Böcek ısırıkları ve gece sıcaktan uyuyamamak arasında gidip geldiğimiz bu günlerde. Merhaba arkadaşlar. Biraz gecikmeli oldu videomuz, farkındayım. Sen evet, farkında mısın? Ben de farkındayım. İşte korona zamanı bizim de yan yana gelebilmemiz de zor oluyor. Evet, öyle bir karantina durumları oluyor arkadaşlar. Ama geldik işte ve birçok şey birikti, bilmiyorum kaç saat sürecek bu video artık. Benim çok birikmedi. Aynı şeyleri uzun süre yaptım artık her zamanki gibi. Seninki de güzel, olur öyle. Evet. Efendim. Efendim. Ne haber öncelikle? Ya madem ne haber videosu. İyi yani, iyi demek isterim. Ben arkadaşlara sormuştum, izleyenlere ama. Siz de ne haberinizi yorum köşesine yazın arkadaşlar. Şimdi onlar cevap veremeyeceği için ben cevap verdim. Tamam. Lütfen dinliyorum. Yani evet, iyi. Fena değil. Senden ne var? İyi, ne olsun işte. Sıcak dışında? Yani evet, sıcak dışında her şey yolunda. Yani harika bir yaz. sıcak evet, fena oldu. Türkiye'ye gidemedik mesela. Onun şeyi var. Ben çok böyle buraya taşınmadan önce hep böyle hani abartı bulurdum gurbet muhabbetlerini falan, ama yani şimdi böyle yerleri yalayasım var Türkiye'ye gidiyor evet falan. Evet ya, yani şöyle bir baharda enginar yiyecektik, şimdi bir İskender, bir mantı. Bir denize girsem o da bir şeydi yani. Değil mi? Mavi denize. Ben burada girdim denize ama aynı duygu değil tabii. Evet, böyle kahverengi gri arası bir deneyim. Aynı şey değil, hiç aynı şey değil yani. De ya, o kadar... Bir de buz gibi falan ya. Ama buz hoş gibi. Bir buz gibi de değil böyle yani. Ben hoşlandım bu sene çok sıcak yaz diye. Ama kesinlikle dibini gördüğün mavi Ege suyu değil yani. Yok. Hiç alakası yok. Evet. Hı. Arkadaşlar yani gidebildiyseniz Türkiye'de tatile, bizim için de keyfini çıkarın diyorum tabii, dikkat ederek. Efendim o zaman konularımıza girmek gerekirse. Konularımıza girelim. PlayStation 5 ile ilgili bayağı bir duyuru yapıldı falan filan. Hiç umurumda değil. Tamam, ben de çok üzerinde durmayacağım zaten yani, hani henüz çok da fazla bir söyleyecek bir şey yok zaten. Bir çıksın, ben fiyatının da uygun olacağına dair dedikodular dolaşıyor. O nedenle umutluyum. Benim umutsuz olduğum bir nokta var bu konuda. Hiç umurunda olmayan bu konuda. Evet, çünkü niye umurunda değil? Niye umurunda değil demiyorsun? Niye sen umurunda? Oyuncu değil misin? Niye umursamıyorsun? Evet, PlayStation. Çünkü sen? Onun yani görsel kalitesini tam olarak sunması için çok kaliteli bir ekran gerekiyor. 4K ekran gerekiyor. Ben kendim şu an 4K ekran alıp koyacak bir yer göremiyorum. Yani bırak. Ben hep olasılıklara göre, yani imkanlara göre bir şey istiyorum ya da istemiyorum. Evet, biz şu an monitörde oynuyoruz. Hani PC oyununun da konsol oyununda geçti yani o Türkiye'deki koca ekranlarda oyun oynamalar falan. Evet. O açıdan ben de hemen almayı düşünmüyorum açıkçası. Ama bakalım tutabilirsem kendimi diyeyim yani. Çok da yani çıkış oyunlarının beni çekeceğini de zannetmiyorum zaten. Sen 40 yılda bir, belki 2 yılda bir yeni çıkan oyunlara çıktığı an hype yapıyorsun çok az sende de. Evet. O yüzden ben de beklerim herhalde bir televizyon falan. Benim çok PlayStation 4 oyunum var daha oynanacak zaten. Yani bir de onlar otomatik olarak PlayStation 5'te de oynanabilir olmayacak diye duydum. Bazıları olacak ama bir Xbox kadar kapsamlı şekilde yapamamışlar diye biliyorum. Başlangıçta bir 100'dü diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Xbox'a karıştırıyor olabilirim şu an. Galiba 100 oyunla başlayacaklar, öyle bir şey olacak gibi bir şeyler duyduk yani. Bu beni çok üzdü. Aslına bakarsan ben backwards compatibility olayını çok seviyorum. Geriye dönük uyumluluk olayını çok seviyorum. Ve yani bu artık şeyde zamanda her konsolda olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. En azından bir jenerasyon geriye giderek. Çünkü bu donanım izi çok fazla yer kaplıyor evde. Yani sürekli olarak benim şu an PlayStation 3'üm var, PlayStation 4'üm var. Bir de üstüne 5 geldiğinde ben nereye koyayım artık bunları yani. Ve 2 oyun için PlayStation 3 mü tutayım elimde falan. Tutuyorsun yıllardır. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü yok yani, ben nasıl Katamari Forever oynamadan ne yapayım yani arkadaşlar, alternatif yok yani. Evet efendim. Madem bu konuyla açtın. Bir şey daha söylemek isterim PlayStation tabii. 5 ile ilgili. Beni çok heyecanlandıran özellik PlayStation 5'in. DualShock 5'i yine çok beğendim. Ben 4'ü de çok beğenerek kullanıyorum zaten. Şu şey olayını, audio jack olayını yine yapmışlar. Ses girişi var burada. Ses çıkışı var.
o şekilde şey yapabiliyoruz. Yine kulaklığımızı takabiliyoruz. Bu benim en sevdiğim özelliklerden. Çok basit bir özellik aslında ama çok da kullanışlı. Kesinlikle. Hemfikirim. O bir de ses şeyi yaptılar. Ya özel bir çipi modifiye edip özel ses çipi yaptılar PlayStation 5 için. Bu binaural audio dediğimiz hani 3 boyutlu ses diye de dolaşıyor ya şeyler, berber falan şeyi dinlemişsindir mutlaka kulaklıkla. Evet, onu dinledim. Evet, o ona benzer bir teknoloji, binaural audio teknolojisini senin kafa şekline yani kafatası şekline göre profillerle normalde sana özel yapıyorlar, tamam mı? Onun profilini sana özel yapıyorlar ama PlayStation 5 tane falan profil sunacak bunun için. Ve çok değişik bir deneyim olmasını ben bekliyorum. Eğer tabii geliştiriciler de çok iyi şekilde kullanabilirse bunu. Bayağı ses açısından çok etkileyici olacak. Yani koca bir ses çipi modifiye etmişler onun için. Ben çok merakla bekliyorum o açıdan. Böyle efendim diyeceklerim böyle. Ben şey düşünüyordum ya, ne kadar zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Çocuk biraz güneşin altında kaldı. Çarpılacaksın bak sen. Ya böyle bak böyle yapıyorum. Şey falan değişiyor ya. Ayar falan değişiyor. Bu tarafına yani, güneş kremi sürelim mi? Çok yok. O kadar o kadar da değil yani, sorun yok. Ben başka bir şeyden söz edecektim. Tam böyle yeni çıkacak olan şeylerden söz ederken. Baldur's Gate. Geldik gene Baldur. Ya ben diyorum burası bir Baldur's Gate kanalı. Sen sadece bir kenar süs. Süsü. Süsüm kenar ben, süsüsün. Evet. Baldur's Gate ve Don't Starve kanalı olarak. Don't Starve Switch'e de aldım. Don't henüz Star oynamadım Star ama eminim Switch'te de harikadır. Neyse Baldur's Gate eminim hiç değişmemiştir. Aynıdır. Aynı oyun. Hayır hayır, bazı itemlar bazı konsollarda var, diğerlerinde yok. Yani sen nasıl? Gerçekten evet. Mi? Terraria da aynı şekilde. Şu an. Gerçekten hayır. Mi? Ya Gökçe alay ediyor al. Hayır gerçekten bilmiyorum. Gerçekten öyle. Evet. Bazı mekaniklerde. Literally unplayable yani. Bir Türkçe'ye çevir bir de onu. O öyle, o meme. Onu bilmiyordum. Neyse. Baldur's Gate, yani Larian biliyorsunuz Ağustos'ta çıkamayacağını early release açıkladı. Doğaldır yani. Yani korona nedeniyle yavaşlamış işleri bayağı ama geç olsun güç olmasın diyoruz. İşler biz yıllardır bekledik. Süven öyle dedi işte. Yavaşladı işler. Bir de onlar Belçika'da değil mi? Belçika'da bir açılıyor, bir kapanıyor yani bir şey. Evet, Belçika'da çok şey ya. Gelgitli bir ülke. Evet, yani. Çünkü geçen hafta falan kapalıydı birçok şey. Evet. Bugün yine duydum açılıyormuş yavaş yavaş. Yani ne değişti bir haftada. Neyse orası da zor bir durumda şu an. Zor yani, çalkantılı. Evet. Ama 18 Ağustos'ta canlı yayın olacak Baldur's Gate'den. Baldur's Gate 3'ün kanal web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ve bu canlı yayında early release reveal date reveal. Early release date reveal. Yani hangi tarihte erken erişime neydi o? Early release. Early access. Erken erişime çıktığında çıktığını haberimiz olacak. 18 Ağustos'ta öğreneceğiz ne zaman erken erişime çıkacağını. Harika. Şimdi sıkıcı oyunlar bittiyse falan eğlenceli oyunlara geçin. Şaka tabii ki arkadaşlar. Şaka. Sen oynamak zorunda değilsin. Zeynep'i sinirlendirmek çok eğlenceli biliyorsunuz Baldur's Gate konusunda. Ben de oynamak istiyorum Baldur's Gate. 1 ve 2'yi oyna önce. Oynayamam. O kadar geriye gidemem şu an. Efendim gelelim. Gelebilirsin. Buyur. Gelebilir miyim evet. Artık? Ben nur topuna dönmeden önce burada. Tabii ki The Last of Us 2 konusuna gelmek isterim. Hikayeyi tamamlamış bulunuyorum arkadaşlar. İzlemeyi. Ben oynamadım. Çünkü ben dönem ne ara oynadı? Benim için çok stresli bir oyun. Ben ilkini de izledim zaten. İzleyip sonra indirime girdiğinde arkadaşıma hediye etme yöntemini tercih ediyorum. Böyle stresli kim oynardım. Kim bu arkadaş? Sen olabilirsin mesela bu. Ama yani kartlarını doğru oynarsan sen olabilirsin. Allah Allah. Neyse efendim. Hikayeyi spoiler vermeyeceğim tabii ki. Lütfen. Başarılı buldum az çok diyeyim. Yani şöyle, ben ilkinin hikayesini daha derli toplu bulmuştum. Bunda bazı kararlar çok karakterlerle uyumlu bulmadım bazı kararları. Ama yeni karakterleri çok beğendim. Dina mesela, ondan sonra Abby'yi çok beğendim. Bu Abby'nin kas muhabbetine gireyim mi biraz?
Olur. Tabii. Hani işte Abby, vay efendim, post apokaliptik dünyada The Last of Us 2 dünyasında nasıl bu kadar kaslıymış da hiç anlamlı değilmiş de bilmem ne. Ben bununla ilgili uzun uzun yazdım arkadaşlar kendi hesabımdan da. Burada da biraz söyleyeyim, Abby'nin o kadar kaslı olması gayet mümkün. Çok spoiler alanına girmek istemiyorum ama birincisi yaşadığı ortam da yeterli spor ekipmanı var. Kadının şeyini gösteriyorlar, programını gösteriyorlar. Programı az volüm, az hacimli bir spor programı olduğu için eleştiriliyor falan filan. Ama bu kadın zaten maintenance dediğimiz aşamaya gelmiş durumda kas yoğunluğu açısından, yani muscle mass açısından o yoğunluğa ulaşmış durumda. O yüzden zaten deliler gibi çalışması gerekmiyor. Yani kas kazanmak için yaptığınız sporun yoğunluğuyla kasınızı muhafaza etmek için yaptığınız arasında bayağı bir fark var. O aşamadaysanız. Ondan sonra yiyecek konusunda hiçbir sorun yok. Protein konusunda hiçbir sorun yok. Yani ben bunları ayrıntılı açıkladım. Hani şimdi sizi şey yapmak istemiyorum. Çok da baymak istemiyorum ilgilenmeyenlerle ilgili olarak. Onun dışında o kadar büyük olması kesinlikle mümkün. O dünyada da mümkün. Zaten oyunun sonunda görüyorsunuz ne kadar... Oyunun sonunda hala kaslı olduğunu söylemek tam bir spoiler. Pardon, tamam. Oyunun sonunda bir şeyler görüyorsunuz. Anlıyoruz ki ölmüyor. Hayır, ölebilir. Ölebilir. Belki son nefesiyle böyle kaslarım diye gitti kadın yani. Ben sana evet, ben seninle hemfikirim bu konuda. Bu da şaşırtıcı bir şey değil. Ve de 4 yılda olduğu varsayılıyor. Bu hale geldiği varsayılıyor kadının kas miktarının diyeyim. Ama bir, ona dair hiçbir şey yok. İpucu yok. Çünkü ilk göründüğü sahnede diyeyim, yine spoilersiz konuşmaya çalışıyorum. Ben biraz omuzlarımda ne kadar geniş olduğunu görüyorum. Kas yapısını görüyorum. Bu kadın çok uzun bir kadın. Kilosu daha yüksek demek. O yüzden mesela işte 185 pound bench yaptım diyor. 84 kilo falan denk geliyor. Mümkün. Çok yüksek bir rakam ama mümkün yani. O yüzden yalan söylüyor da olabilir bu arada orada yani konuştuğu kişiyi etkilemek için ama yine de mümkün. Ben bunu junior şeyleriyle karşılaştırdım, yani dünya rekorlarıyla karşılaştırdım. Dünya rekoru 118.5 iken yani bu kadının da 85'i kaldırması gayet mümkün orada. Ben şimdi... Bunun detaylarla bizi yormayacaktın. Evet, ben baydım. Ben neyse, şimdi bunu toparlayayım. Daha yukarı bir yere. Meta bir noktaya. Neyse, seninle hem fikrim gerçekten çok hoş bir şey bu tür şeyleri paylaşman. Çünkü bu hani kadın veya erkek olmakla da ilgili değil tam olarak bence. Yani geleneksel basma kalıp yargılar hem kadınlar için hem erkekler için var. Onlara uygun bir şekilde kadınsı görünmeyen bir şey yaptığında bir güruh bağırıyor. Aynı şekilde erkeklerde erkeksi görünmeyen bir şey yaptığında bir güruh bağırıyor. Bunların hepsi çok gereksiz ve üzücü yani. Bir de gerçekçi değil bu dünyada diye bağırıyorlar. Arkadaşım sen yani 5 tane kurşunla ölünen... Onu demek ölünen... istiyorum. Sorun basma kalıp yargının dışına çıkmak. Evet. Kadınsı olmayan bir şey yapmak. Orada sorun vücut yani değil. Kadınsı diyelim, evet. Evet, kadınsı görülmeyen toplum. Evet, basma kalıp evet, diyorum. Evet. Yani hani şunu da demek istiyorum ama gerçekçi değil diye eleştirilmesinin komikliği de yani bugüne kadar hiçbir erkek karakter, ki ne kaslı karakterler gördük siz yani düşünün ne dünyalarda, eleştirilmemişken bir tane ve gayet mantıklı bir şekilde kaslı olan karakterim, kadın karakterim bu derece çünkü eleştirilmesine arkasında başka bir şey var çünkü arkadaşlar. Çünkü kadın olduğu batıyorsa, için bunu düşünüyoruz diyemiyor. Batıyorsa bir kendinize sorun, niye bana bu kadar battı diye. Tamam, ben bunu söylüyorum sadece artık. Bunu kime da... söylüyorsun bunu bilmiyorum. Ben böyle kamuoyuna bunu söyledim şimdi. Onun dışında arkadaşlar ben oyun çıkacak diye heyecan yapıp Sean James'in Through the Valley şarkısını coverladım. Onun da linkini koyarım videonun altına. Kendisi de sağ olsun dinleyip beğendi. O da beni çok mutlu etti. Hani şunun üstünden döksem şöyle çok mutlu olacağım. O kadar sıcak ki. O şey kafası karışık kız gibi benim suratıma. Böyle var ya. Anladın. Anladım. O küçük kız. Zeynep şimdi konuştuğunda o yani direkt. Efendim böyle ben oyunu genel olarak ben yani tabii ki bir çok uzun bir film yani. Çok uzun bir film. Oynanışını ben çok beğenmiyorum bu arada The Last of Us'ın. Biraz da o yüzden oynamıyorum. Hani stres falan yine en büyük etmen oynamamamdı ama
Yani gunplay olayı çok yaratıcı olabilir. İkinci oyunda bayağı yaratıcı olabilecek gibi görünüyor. Ben çok gunplay olayı ne demek? Yani silah kullanımı, işte silahla etki, combat diyeyim yani. Çok yaratıcı olabilecek gibi duruyor ama ben çok tabii düz oynayan birini izledim. Yani amacı oyunun hikayesini göstermek olan biriydi tabii. O nedenle hani çok da bir şey görmedim. O yüzden bana oynanışı artık biraz bayat geliyor yani. Onu söylemem gerekir. Ama tabii stealth'tan hoşlanıyorsanız sizin hoşunuza da gidiyor olabilir. Neden olmasın? yani kısıtlı ammo vesaire olması yine hala güzel tabii. Pardon, kadraja giren Mestan dikkatimi dağıtıyor şu ucundan an. Ucundan girdi yani. Ucundan girip suratını yalıyor. Şurada gösterebilir miyim? Nerede? Şurada. Çok zor değil mi göstermek? Şurada parmağımı yalıyor bakın şimdi. Tam böyle. Neyse efendim. Şöyle tutsana Mestan. Dur. Mestan'ın... Tamam efendim, ben geçiyorum Zeynep onu yapana kadar. Oynadığımız oyunlardan konuşuyorsak ben oynadığım sen bir oyundan söz edeyim. Bir sen bir ben. Don't Star. Hayır. Lovers in a Dangerous Space Time oynadım biraz. Gerçekten de şey, iki kişinin oynayabileceği eğlenceli bir oyun bence. Özellikle manevra yeteneği düşük olan benim gibi birine manevra görevi verildiğinde bayağı eğlenceli olabiliyor. Evet. Ya da eğlenceli ya da... Onun manevra kısmı bayağı zor ama. Cinayete sürükleyici. Ara bozucu dediğimiz Overcooked tarzı oyunlardan biraz o. Evet, keyifli ama bir de şey, çok affedici bir oyun. Tekrar tekrar oynuyorsun. Böyle bir kaybettim, bir üzüntüsü yaşamıyorsun. Eğlenceli. Bayağı keyifli. Yani görselleri falan da böyle ne bileyim rengarenk falan ya. Benim vantilatörüm bu tarafta bu arada, ona kafamı döndürüyorum arada. Biz 4 kişi oynamıştık onu, bayağı eğlenmiştik yani. 4 kişi çok kaotikti ama... 2 kişi iyi ya. İyiydi yani gene. 2 kişi iyi. 2 kişi olunca acaba şeyleri değişiyor mu böyle, silahlar falan filan değişiyor mu? Çünkü 4 kişi bile bayağı uğraştırdı bizi yani. Neye uğraştırdı? İşte ona yetiş, ay yok o merdiveni kullan, yok, şuna git falan. 2 kişide de zor bayağı. Niye 4 kişide zor? Herkes bir tarafta dursun, sadece o tarafı yapın. Bazen değiştirmen gerekiyordu, bir şeyler oluyordu, hatırlamıyorum şimdi. Ya şey, kalkan. Ya da birisi kalkanı döndürebilmek gerekiyordu. Bırak ya ben yapacağım falan. Bırak ya ben yapacağım, yok. Benim oynadığım kavramda böyle kırıcı şeyler yok. Bırak o zaman ben yapacağım. Konuşabilir miyim? Evet, sıra sende. Sırayla mı? Sırayla yaparsak yandın yani. Benim çok var çünkü bugün. Arkadaşlar, bu süreçte oynadığım ve çok etkilendiğim bir oyundan ve soundtrackinden söz etmek isterim sizlere. Oynamışsınızdır belki The Flame in the Flood. The Flame in the Flood adlı sevgili survival oyunumuz. Böyle Don't Starve'ın falan bayağı daha basit gibi düşünün. O kadar fazla unsur yok içinde. Nasıl olsun? Nasıl olsun? Konsollara bile farklı unsurlar varmış yani. Efendim, bayağı ben keyif aldım. Ben sadece storiesini oynayıp bitirdim. Ama ben şöyle oldu aslında benim bu oyunla tanışmam. Chuck Reagan dinliyorum bayağı bir zamandır. Çok seviyorum. En sevdiğim vokalistlerden birisi. Hot Water Music'in vokalisti aynı zamanda. Şimdi Chuck Reagan'ın bir albümüne denk geldim. The Flame in the Flood. Allah atıyorum, bu isim bana bir yerden şey geliyor, tanıdık geliyor. Dinliyorum, normal albüm yani. Adamın herhangi bir akustik albümü gibi bir albüm yapmış. Sonra fark ettim ki, bir aradım yani, artık dedim bu kadar tesadüf olamaz, acaba oyun bu albümden mi esinlendi falan. Meğer oyun bir Kickstarter oyunuymuş. Şeylerden biri de, perklerden biri de Chuck Reagan'a soundtrack yaptırmakmış. Yaptırmışlar. Yani düşün, oyun yapıyoruz, Chuck Reagan'a soundtrack yaptırıyorsun ve bunun reklamını niye yapmıyorsun arkadaşım sen yani. Neyse, böyle kızdıktan sonra içimden, ondan sonra ya ben oyunun soundtrack'ine hastayım zaten. Ben bu albümü bayağı böyle 2 aydır falan durmadan dinliyorum. Gerçekten çok güzel. Size de öneririm, soundtrack'ini dinleyin en azından. Oyunda Switch'te de var. Ben hatta PlayStation'da başladım. Çok indirimdeydi Türkiye'de. Aldım. Sonra Switch'e geçtim yani. Ben yok dedim, yatarak da oynayacağım ben bu oyunu falan dedim. Geçtim yani. Hiç de pişman değilim. Tam fiyatından aldım ama bayağı indirime giriyor yani. Bir 5 euro falan da en son Switch'te sanırım indirime girdiğinde. Öneriyorum, eğer survival'dan hoşlanıyorsanız, çok zor bir oyun değil. Biraz zor başlarda alışana kadar.
Ama dengeli güzel bir oyun yani. Endless modu falan da var. O mod daha zormuş, ben oynamadım daha. Ya oynayayım bugün artık o zaman ben. Aldım sen söylediğinde. Evet, sen Don't Starve seven insansın yani. Ya şu an bu konu hakkında diyeceklerim bittiyse ballı büleyim. Sanırım. Şu anki şeyim artık bağımlılığım diyeyim. Stardew Valley ne yazık ki. Çünkü bu kadar sene azıcık azıcık oynadım. Bir böyle iki yılın sonunda ne oluyor görmek istiyorum. Bir şey değişecek mi onu görmek istiyorum. Değişsin artık yani. Hep aynı şey. Yani şu an belki de bırakmalıyım artık. Çünkü bir keyif almıyorum artık. Şey gibi. Bir tane sihirli değnek var. 2 milyon altın. Onu aldığın zaman istediğin zaman eve gidebiliyorsun. Şu anki amacım bu. Ama ondan sonra ne olacak çok amacım çakalcı, bilmiyorum. Çok çakalcı. Şu an sırf onun için çalışıyorum. O yani bütün, kölesi oldum onun. O zaten bütün oyunun seni köle yapma sistemi, eve gidip uyuman. Harvest Moon gibi. Yani o DNA'yı 2 milyon yaparak seni resmen süründürüyor oyun. Evet. Ayıp şu an tamamen evil yani. Şeyi bıraktım. Çiftçiliği bıraktım. Tamamen yer altında çalışıyorum. Diamond şeyleri, elmasları satayım. Sen gerçekten köle olmuşum. Ben bırakayım bu oyunu bugün. Bırak, ama çok keyifliydi. Böyle 1.999.999'a gel bırak. Ya 50 bin altın şu an. Ne demek o? O kadar şimdi bırakayım. Tepkini daha koy tepki. Yani. Oyunu kaldırayım konsoldan. Tepkimi öyle kurayım. Öyle, sil. Rage quit yap, sil. Şu an evet politik olarak bir rage quit'e hazırım şu an. Teşekkürler Gökçe beni bu noktaya getirdiğin için. Animal Crossing'lerimizi de sattık. Evet, nihayet o bağımlılıktan da kurtulmuşuz. Evet, ve bir sonraki oynayacağım Switch oyunu. Zeynep Hanım, bir sonraki oynayacağın Switch oyunu nedir? Flame in the Flood. Harika, mükemmel. Ama Cat Quest da aldım. O da araya girebilir. Cat Quest çünkü çok Cat tatlı görünüyor kedi. Ciddi bir oyun. Onu şey yapma, araya sokmak lazım onu. Evet. Switch'teki 1-2 Euro'luk oyunlar harika. Cat Quest'i kimden öğrendin? Arkadaşım Serhan. Teşekkürler Serhan. Bu Cat Quest için. Yani her videoda Serhan'a selam söyleyemeyiz. Yani böyle de bir dünya yok. Kapatıyorum videoyu şu an. bu mikrofon. Mikrofondan kapatamazsın. Ben eskiden oradaydım. Efendim. Ben o zaman biraz konuşmak isterim. Buyur. Bu sene E3 olmadı biliyorsunuz arkadaşlar ama Devolver'cığım sağ olsun Devolver Direct'ini yine çekmiş. Süper bir prodüksiyon kalitesiyle her zamanki gibi. Nina'cığımı da getirmişler. Eğer neden bahsettiğimi bilmiyorsanız çok absürt olacak şu an biliyorum ama Devolver Direct'leri izleyin arkadaşlar. Geriye dönük de izleyin. Çok absürt ama sektörle de süper dalga geçen bir içerik yapıyor Devolver her sene. Zaten Devolver yani bütün olayı hafif bir trolleme yani. Çünkü yayınladıkları oyunlar da öyle. Yayıncı bunlar. Nerede abuk subuk bir oyun varsa o fikri tercih ediyorlar. Ve benim çok hoşuma gidiyor bu. Çok değişik oyunlar. Mesela işte Carry On. Carry On diye mi okunuyor? Şu son çıkan... Bilmiyorum nasıl okunuyor ama anladım. Canavar olduğun platformer değil o. Neyse artık bilmiyorum. Oynanışına çok bakmadım ben da. Devolver'ın videolarını oyunlarından çok biliyorum. My Friend Pedro. Oynamadım. Absürt yani. Böyle hep evet oyunları absürt. Ya, çok seviyorum o açıdan ben. Fall Guys şimdi aşırı derecede... Ha, onu da aldım. Meşhur... Ama bayağı bir indirim oldu son... Bir dakika onu oradan mı aldım? Evet. Şey yani Fall Guys zaten şu an deli gibi hani viral oluyor ya artık oyunlar. Herkes onu oynuyor falan filan. Öyle bir şeydi şu an Fall Guys. Grounded gibi mesela. Grounded da şu an öyle viral olmuş bir oyun. Yani Fall Guys'ın ben başarılı olmasına çok sevindim o açıdan. Biz oynamadık daha da eğlenceli görünüyor. İzledim birkaç stream. Hani böyle küçük şirketlerin iyi iş yapmasını çok seviyorum ben yani. Pek küçük de değil aslında Devolver koca şirket yani de hani böyle sektörü şey yapan, eleştiren ya şey sattılar ya. Hiçbir işe yaramayan plastik böyle coin gibi sikke yani böyle bir altın parçası sattılar. Niye? Ya. Ya işte dalga geçmek için 50 dolara koydular onu. Şey i̇şte. Mi? Nintendo'nun karton collector mesela onun gibi düşün yani. Collector's item olarak böyle dalga geçmek için yani Direct'te bunu tanıttılar. Ertesi gün siteye koydular. Satın alan oldu mu? Oldu, bitti. Çok eğlenceli. Acayip. Bilmiyorum, süper şeyler yapıyorlar böyle yani. Benim çok hoşuma gidiyor. Yine çok eğlenceliydi yani Devolver Direct.
çok kanlı, çok gore yani, böyle ayak bacak kopmalı hep yani. Onu da uyarayım sizi. Teşekkürler bu uyarı için. Ama çok eğlenceli. Seni etkilemez. Bazen etkileyebilir. Moralim bozukken etkiliyor. Moralim yerindeyse etkilemiyor. Ben yani böyle izliyorum ama hoşuma gidiyor yani. Efendim. Sormak istediğin bir şey var mı? Sıra sende. Yok, ben biliyorsun o videoları izlemiyordum. Çok bir kanal için izliyordum. Yani benim oyun hayatım çok kısıtlı. Birkaç tane oyun ya da birkaç tane şirket var heyecanlandığım. Onun dışında zamansızlıktan şu doktorayı bitirsem çok daha fazla takip ederim. Çünkü şu anda bile elde edip oynayamadığım yıllardır o kadar çok oyun var ki böyle stres oluyor insan. Ben yıllar sonra bugün milletin bayıldığı oyunları bulurum bir listelerden, bir şeyden zaten öyle oynarım. Evet, ben de bu patient gamer dediğimiz mindful gamer demek istiyorum kendime de. Olayına çok alıştım arkadaşlar. Yani çok alıştım demiyorum, hala alıyorum bazen çok gaza gelip de. Ama özellikle Nintendo oyunuysa çok umursamıyorum. Çünkü hemen hemen aynı fiyata satabiliyorsun zaten Nintendo oyunlarını. Bir yani, katamari ise uyum sarısı. Alıştım ben. Yani hoş gerçekten indirim beklemek. İşte wish listeme koyuyorum, istek listeme. Oradan indirime girdiğinde alıyorum falan. En son böyle bir oyun aldım. Bahsetmek isterim. Delice oynuyorum. Bayılıyorum. Harika bir oyun. Ne? Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Ben oynamamıştım bu oyunu arkadaşlar. Haberim de yoktu benim bu oyundan. İlginç bir şekilde ben taktik ve strateji çok seviyorum aslında. Ama şey oldu, Desperados 3 çıktı. Bu Mimimi Games yapıyor bunu, Alman bir şirket. Ben Desperados böyle yıllar öncesinden hatırlıyorum hayal meyal. Strateji, taktik olayı olduğunu hatırlıyorum birazcık. Neyse, bu kim dedim, bir stream izledim. PlayStation Access izliyorum arada. Orada gördüm bir tane stream. Çok hoşuma gitti, tamam mı? Aynı şekilde bu, meğer bunlar daha önce de Shadow Tactics'i çıkarmışlar ve aynı sisteme dayalı yani. Oynanış aynı. Biri sadece Western, diğeri Japonya'da işte bilmem ne döneminde geçiyor. Ben hiç bilmiyorum Japonya'nın o dönemlerini arkadaşlar. Edo mu? Bir şey işte, neyse. Oyunun nerede geçtiğini bilmiyorum. Edo diye bir dönem var. Edo okay. Döneminde geçiyor herhalde. Bilmiyorum. Öyle bir şeydi yani. Ben hiçbir bilgim yok. Çok çok güzel bir taktik oyunu. Çok eğlenceli, çok güzel düşünülmüş, zor. Ve benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi, ben PlayStation'da oynuyorum. Öyle güzel adapte etmişler ki kontrolleri. Neredeyse mükemmel diyebilirim yani. Hiçbir sorun yaşamadım kontrollerde. Mesela çok fazla save yapmanı ve tekrar load yapmanı gerektiren bir oyun. Çünkü biraz deneme yanılmayla ilerleyebiliyorsun bazı durumlarda. Aşırı derecede iyi bilmiyorsan ve çok dikkatli değilsen. Direkt mesela şeye bastığında, şu PlayStation'ın ne bunun adı, touchpad'ine bastığında save yapıyor. Ondan sonra options'a basıp hemen X'e bastığında son save'i geri yüklüyor falan filan. Harika yani, pıt 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 diye böyle saatlerce oynuyorum deli gibi. Çok çok güzel, çok güzel bir oyun arkadaşlar. Geçen gün Steam'de 8,5 liraya satılıyordu. Şu an indirme bitmiştir ama yani atın listenize, şaka gibi fiyatlar. Bunu bitirince de Desperados'un indirime girmesini bekleyeceğim. Desperados 3'ü alacağım. Onu da oynayacağım. O da Western tarzı. Bir iki de yeni özellik katmışlar. Böyle bütün hareketlerini en sonunda böyle hızlıca gösterip özetliyorlar. Çok güzel görünüyormuş falan filan. İşte böyle çok heyecanlıyım. Çok beğendim. Bayılıyorum böyle şirketler böyle oyunlar yapsın istiyorum hep. Diyeceklerim budur. Western kısmını sevmedim. Ben onu sevmiyorum biliyorsun. Onun dışında yapsınlar. Yani ben oynamasam da olur. Ben de çok sevmem ama ben önemsemem onu bir yerden sonra. Çünkü oynanış çok eğlenceli olunca sallamam ben onu yani. Saygılar. Oynanış eğlencesi demişken, bayağıdır senin tarafından korkutulduğum ama hep oynamak istediğim bir oyunu aldım ve sensiz oynayacağım. Oyna, ondan sonra konuşalım diyorum. Cuphead. Ay çok zor diye çok aldırtmadı zor. Bana yıllardır. En sonunda kendim cesaret edip aldım. Tamam. Ve başka bir arkadaşımla oynayacağım. Umarım çok güzel oynarsınız 15 dakika denediğiniz süre boyunca. Umarım çok keyif alırsınız. Biz yapmalıyız. Gökçe ile benim multiplayer bir oyun oynamamızı kaydetmeliyiz. Görmelisiniz bana ne zulümler yapıyor. Yani ama haksız mıyım onu da görmelisiniz bence. Şimdi ben ilginç bir oyuncuyum. Ben eğlence için oynuyorum. Gökçe kazanmak için oynuyor. Ben hırslı değilim bak ama yani. Tamam, ben daha da adil olacağım. Borderlands düşünün. Ben milletin ortasına zıplıyorum. En kısa sürede ölüyorum. Ama çok eğleniyorum. Her oyunu tank gibi oynamak
dediğimiz şey. Ama tank karakterim şey. Yoksa bile tank evet. gibi oynamaya çalışıyorum özellikle shooterlarda. Özellikle yoksa belki de yani. Hatta böyle özellikle mesela şey MMO'ları falan da mı öyle oynuyorsun sen? O yüzden bence ben Warlock karakter alıyorum ki bir yandan elim bıçakta tutsun. Atlıyorum her tarafa. Onlara da atlıyor musun? Evet evet atlıyorum. Evet. Çünkü bir de sen o işte Magician falan öyle evet, şeyler evet, seviyorsun. Evet evet caster oynuyorum ama işte o yüzden Warlock alıyorum ki o gün atlama günündeysem ya da karşımdaki. Şimdi tek başına oynayınca farklı bir şey ne tabii. Ne zaman atlama gününde değilsin? Bazı işte çok benim level'ımdan yüksek bir canavar varsa karşımda. O zaman saklanıp büyü atıyorum önce. Bir de bak seninle benim zıt olmamız çok ilginç. Ben de öyle bir oyuncuyum ki yani tank karakter bile alsam önce işte snipe yapayım. Çok uzaktan sıkıcı. Yavaş yavaş ilerleyeyim. Şunu arkasından yakalayayım. Stealth yapayım falan. Ha? Ben de öyleyim. Yani böyle herkesin ağzını burnunu kıracağımdan emin olmadıkça oraya atlamıyorum yani. İşte o yüzden çok şey oluyor. Sonra bir bakıyorum Zeynep ölmüş bile falan. Ben Zeynep evet artık bana laf yani bir 10. ölüşümden sonra kızmaya başlıyor artık. Haksız diyemeyeceğim ama işte yani komik olurdu millete izletebilsek. Evet ama kızmıyorum artık ya şeyim yani böyle falan. Yok ya bir şey demiyorum. İyiyim ama Cuphead için çok mutluyum. Çünkü müziği harika, sanat tasarımı harika. Yani çok sabırsızlanıyorum. Ya ben çok konuştum bu konuda. Daha fazla konuşmayayım ama Christopher Madigan arkadaşlar bu arkadaşımız Cuphead'in müziğini yapan bir perküsyonist. Arkadaşları oyun stüdyosu kuruyor. Neydi onların? Bir şey. MSDR mı? Oyun stüdyolarının adı. Ben de hatırlamıyorum. Öyle bir şey. Gel bize 8 şarkı yap diye anlaşıyorlar. Adam hayatında şey yapmamış, beste yapmamış. 3 saatlik şey baştan sona işte ragtime, big band, şey jazz. Sen kaç senedir yapıyorum. Deyip durduğum buydu. Evet. Çok tanıdık geliyor hikaye. Evet, daha önce de anlattım videoda. İnanılmaz güzel bir soundtrack. Barbershop var biraz mesela başlarında. Mutlaka dinleyin. Bir de bir şarkı var ya. Devil'lı bir şarkı var vokalli. O şarkının vokalini erkek sanacaksınız ama o bir kadın vokali arkadaşlar. Spoiler. Bütün hayatın spoiler senin ya. Şarkının vokali. Erkek sanacaksınız ama kadın. Bu spoiler değil. Bunu ben söylemesem kimse bilmeyecek zaten. Bunu keşfetmeyi bizden aldın. Nerede keşfedeceğim? Ben gördüm, videoyu gördüm de oradan. Bakın size şaşırtmaca diyorlardı yani. Ben de şaşırdım işte. Aldın bizden bu şaşırtmacayı. Neyse Gökçe. Yani şu... Bilmiyorum artık. Benim oyunlar konusunda söyleyeceğim bu kadar aslına bakarsan. Benim de. 32 dakika olmuş bayağı iyi. Ama bitmedi. Çünkü oyundan başka şeyler de yapıyoruz bu hayatta. Tabii ki de. Ne gibi? Dizi. Evet ben dizi. Başlamak istiyorum. Çok bağırdım mikrofonun yanında çok özür dilerim. Yok ben kompresör koydum sorun değil Zeynep. bu kompresör mü yani? Ben... Hayır o kompresör o pop filter. Yani bir dakika niye? Filtre koydum niye Snowball'a bu şey bağlı? Pop filter sen boş ver çok düşünme onları. P'leri rahat söyle diye. P'leri, Ş'leri falan. Ş'leri. Pop yapan şeyler. Neyse. What We Do in the Shadows biliyorsunuz. Çok keyifli bir film idi. 2014 yapımı. Şimdi de çok keyifli bir TV serisine dönüştü. Bayağı eğlenceli filmdi. Çok eğlenceli. Yani seride hiçbir şey kaybetmemiş. Karakterler harika. Böyle vampir parodisi seviyorsanız. Ve hani parodi yüzeyselliğinde de kalan bir dizi değil bence. Karakterlerle ilgili öğrenmeye devam ediyorsun. Gelişiyor. Bayağı iyi. O filmde son katılan karakter var mı? Hani böyle çok normal bir çocuk katılıyordu bunlara. Nick mi? Acaba Guillermo o mu? Nick ama adı. Nick o zaman o. Değil. Değil. Ama yani hatırlamıyorum surat olarak. O çocuk çok iyi ya. Çok alakasız böyle. Bu çocuk da öyle işte. Böyle sokaktan çocuk toplamışsın gibiydi yani. Şimdi şey var bu dizide. Bu spoiler değil tabii. Zeynep söyleyince spoiler olmuyor arkadaşlar. Yani şey gibi böyle bütün hani etkileyici vampir hikayesi var ya işte onun tabii yardımcı falan. Olursun sonra seni vampir yapar sen de ölümsüzlüğe kavuşursun. İşte bir kesimi de hiç vampir yapmıyorlar çünkü bunlar yani cool değil yeterince. Böyle yaşlanıyorlar kendime yeni yapacak yarın vampir. Güzel. Nick beni onu hatırlatıyor. O vampir coolluk muhabbetleri falan güzeldi. Yani karakterler kendi içinde de harika. Özellikle enerji vampiri. Mükemmel. Değişik vampir türleri var diyelim. Hadi bakalım öyle olsun. Evet. Bunlar spoiler olmaz. Hayır ben söyleyince spoiler olmaz. Zaten spoiler değil. İlk bölümde öğreneceksiniz karakterler tanıtılırken.
Baya başarılı yani, ben çok memnunum geri döndüğüme. Öneriyorsun ya. Dizi yani şey dizi izleme. İki sezon mu? İki sezon. Ama devam edecek umarım. Watchmen de başlamak üzereyim dizisine. Daha şey spoiler veriyorum önümüzdeki videoda ne konuşacağım hakkında. Brooklyn Nine-Nine'ın son sezonu çok güzeldi. Çok beklenmedik şeyler oluyor. İzledin mi bunu? 13 bölüm. Bilmiyorum izledim. Yarıda kaldı. 10 sezonlar çünkü Netflix bozduğu için evet. Şeyleri evet. Karıştı bende. Çok sinirliyim ben de. Bana birden birisi dedi ki aa işte Brooklyn Nine-Nine bölümleri var niye izlemiyorsun? Ben de öyle şok içindeki emoji gibi oldum. Aha dedim ne kadar çünkü harika. Bazen öyle biri diyor sana aa ben izlemiş mi oluyorsun? Ben şey çok izliyorum bu aralar saçma sapan temizlik gibi işler yaparken YouTube'daki bir araya toplanmış kareler videoları. Örneğin Brooklyn Nine-Nine en iyi Boyle videoları falan gibi. O videonun 15 dakikalık bir video düşünün ama Boyle'ın en komik şeyleri arka arkaya. Hayat bitirici dediğim videolar. Evet evet rezal şey gibi. Ben şimdi Brooklyn Nine-Nine'ı arkaya takıyorum bazen. Onu izliyorum. O bir noktaydı. Şimdi sırf punchline'ları izliyorum bir yerde gidip yani. En komik anlar. Böyle. Ben hiç basmıyorum ona. Çünkü ben birine bastım mı hepsi gelecek ona. Evet evet. Ben hiçbir daha bir şey yapmıyorum. Kendisi seçiyor. Tamam, böyle yok. Gidiyorum. En son kendimi Autoplay'de yok ben. The Office'te buldum. Artık bitti Brooklyn Nine-Nine videoları. The Office videolarına geçti. O çukur. Neyse YouTube o çukurdan çıktım. Arkadaşlar. O çukurdan çıktım. Kendime time boxing yapıyorum ben de. Saat saat planlıyorum günümü. Kendime şöyle bir görev verdim. Yeni bir şeyler izle. Evet kesinlikle. Yeni şeylerde ilham var, değişik duygular kesinlikle. Var, değişik deneyimler. O yüzden yeni bir şey izle. Şu an ayakta değil ama oturarak alkışlıyorum. Çünkü gerçekten kafa yorgun oluyor. Ya işte comfort food gibi. Evet. Değil mi? Böyle aylardır makarna yiyeyim der izliyorum. Gibi. Ay olsa da şey bildiğim şeyi izleyeyim. Komik olacağını, beni şaşırtmayacak, sürpriz getirmeyecek ama böyle rahatlatıcı, tanıdığım evet. insanlar. Ay, evet karakter. Evet aynen. Kafamı yormasın. Aynen. İşten geldim vesaire muhabbeti ama aslında böyle böyle işte beyinler oluyor beyincik arkadaşlar. Evet. Yıllar bilimsel önce konuştuğumuz bir... gibi. Ay evet. Yıllar önce konuştuğumuz internet olmadı, bizi salak mı yapıyor muhabbetine geri dönüyor burada. Çünkü evet. Dikkat alanımız bayağı düşüyor. Böyle bilindik deneyimlere kendimizi. Yani. Ama neyse pandemi zamanı dedik. Kendimize izin verdik ama dönüyorum ben şimdi artık güzel kesinlikle şeyler izlemeye, yeni lazım. Şeyler izlemeye. Ben de zorluyorum kendimi yani. Ben de mesela Star Trek'e dönmeye çalışıyorum. Zor. Ama Klingon bölümü denk geliyor. Dönesim gelmiyor yani. Hangi diziler? Bak Brooklyn Nine-Nine, Modern Family, sanırım. Fringe, Frankie and Grace. Bunlar tekrar izlediğim şeyler bütün evet. Korona boyunca şimdiye kadar. Çok azını tekrar izlemek gerek bence yani. Tüm sezonları tekrar tabii, izledim tabii. Ben. Bir iki bölüm değil. Grace and Frankie onaylıyorum hala. Durum bayağı ciddi yani. Ben ne izledim biliyor musun Zeynep? Please Like Me diye bir dizi izledim. Avustralya dizisi. Hannah Gadsby falan da var içinde. Tamam bu spoiler olabilir belki. En başta görünmüyor ama yani karakter. Kadın oynuyor içinde yani ne yapabilirim. Ben onun için izlemedim. Haberim yoktu. Hannah Gadsby'nin son Douglas şovunu çok beğenmiştim. Hatırlarsanız konuştuk burada. Hiç alakası yok ama yani ben rastgele bastım izlemeye başladım. Önce çok beğendim. Hala beğeniyorum. Bitirdim. Ama bir şey beni çok rahatsız etti ve bu genel kültürün demeyeyim. Yeni jenerasyonların çok fazla yaptığı bir şey. O yüzden birazcık buna değinmek istiyorum. Efendim şimdi bugünkü eleştiri şeyimizde toplumsal eleştiri bölümümüzde ikinci oluyor bu videoda. Daha var benim bir tane daha var. Merak etmeyin. Bizde toplumsal eleştiri bitmez. Şöyle bu üçlü bir arkadaş grubu bunlar tamam mı? Diğer tüm karakterlere bayılıyorum. Bayılıyorum yani hepsine bayılıyorum. Bu üçüne tahammül edememeye başladım bir noktadan sonra. Çünkü çok acımasızlar arkadaşlar. Birbirlerine karşı çok acımasızlar. Böyle her şeyi bir sevgi ve işte wholesomeness dediğimiz artık bunların Türkçesi yok. Ben de ne yapayım yani. Şeyi balonu içine sarmalamış gibi davranıyorlar ama özünde çok acımasız ve çok mutsuzlar. Bu benim yeni nesillerde özellikle daha gitgide daha fazla gördüğüm bir şey. Sürekli bir sarkazm olayı, sürekli bir
alay etme olayı, cool olmaya çalışma olayı vesaire. Yani cool olmak başkasını ezerek yapabildiğin bir şey değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Eğer öyle bir amaçsa. Yani senin dediklerini anlıyorum. Dizi izlemediğim için yorum yapamıyorum. Yani şeyler çok acımasızlar. Yani böyle şey var ya hani, artık daha herkes işte empatiyi önemsemeye başlıyor. Yani sosyal medyada bunların daha önemli hale getirilmesinden bahsediyorum. İşte empati, ondan sonra birbirimizi daha iyi anlayalım, daha açık fikirli olalım, daha az ırkçılık olsun vesaire olsun, işte homofobi olsun falan filan. Ama bunların bir de yapay bir yüzü var. Yani bu çocuklar böyleyken, dış görünüşte böyleyken birbirlerine karşı çok gaddarlar. Birbirlerine resmen duygusal blackmail. Şantaj yapıyorlar. Birbirlerine duygusal şantajlar yapıyorlar. Ve beni çok rahatsız etti diziyi izlerken. Ana karakterler oldukları için çok fazla zaman geçiyor bunlarla. Çok çok rahatsız oldum. Ana karakterlerden en önemlisi, asıl ana karakter diziyi yazan insanlardan biri. Çok karmaşa yaşadım. Yani bunu böyle göstermek mi istemiş bu inandığı acaba değerler bu mi? Acaba bu duygusal şantaja bir örnek verebilir misin? Ben izlemediğim için çünkü hiç bir örnek yani bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Birbirlerine duygusal işkenceler yapıyorlar küçük küçük. Mesela bir Christmas bölümü var, Noel bölümü var. O Noel masasında birbirlerini sürekli dalga geçerek aşağıladılar. Bütün şey, bütün kadro. Evet. Birbirlerini aşağı, hemen hemen hepsi katıldı buna. Hı hı. Ve sonuç olarak her şey zaten mahvoldu ama zaten mahvolacak. Sürekli mutsuzlar bunun sonucunda. Tam anlatamıyorum. İzlemeden çok... Hayır, bir de şeyi anlamıyorum. Niye bundan rahatsız oldun? Çünkü demek ki bunu kötü bir şey olarak gösterecekler. Belki değişecek, belki değişmeyecek. Çok şey yok. Bunu iyi bir şey olarak göstermiyorlar. Şey değil böyle. Bölüm sonunda hani ah bakın böyle olmasaydı böyleydi falan gibi dersler çıkmıyor pek. Öyle bir dizi değil yani. Yani ne tarafta durduğu belli değil dizinin. Ha, anladım. Bazı insanlar bunu beğenebilir. Çünkü bölüm sonunda öyle ders gelmesi çok yapay olabiliyor bazen. Yani karanlık bir dizi anladığım kadarıyla. Yani bu insan karakterinin karanlık gri yönünü gösteriyor yani, gibi. Bunu anlıyorum senden. Dramedi kelimesini tam olarak yansıtan bir dizi. Yine de öneriyorum. İlginç yani. Bazı diğer karakterlerin hepsi çok ilginç. Şey der miydin? Başarılı bir dizi ama bu noktasını ben beğenmedim. Kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Çok başarılı bir dizi. Diyaloglar çok iyi. İşlediği konular çok iyi. Hani böyle bilinçlilik açısından da farkındalık açısından da gelişmiş bir dizi bayağı. Sadece bu beni bir noktadan sonra inanılmaz rahatsız etti ama ben zaten böyle 20'li yaşların başlarındaki insanların o acımasızlığını her zaman eleştiriyorum. O benim hep gözüme batan bir şey. Belki sizi o kadar rahatsız etmez yani. Onu da söyleyeyim. Öneriyorum yine de. Diğer karakterler çok ilginç, çok tatlı. Yani görmek gerek bence diziyi. Kendiniz incelemek gerek. Bayağı da eğlenceli, komik bir dizi aslında. Güzel. İlginç. Böyle yani bu böyle şeylerin kültüre girip yer etmesinden hoşlanmıyorum. Yani beni üzen bu oluyor. Çünkü bunlar norm haline gelebiliyor. Yani diziyi kötülemiyorum. Bu kültürde olduğu için dizide var zaten. Onu demek istiyorum. Yani bu yeni nesillerin bu acımasızlığı belki biz de öyleydik daha gençken ama benim hiç hoşuma giden bir şeydi bu empati eksikliği ya da seçici empati. Ona empati gösterip ona göstermemek falan filan. Benim hoşuma giden bir şey değil. Çok deneyimim yok. Ben yaşıtım ve benden büyük insanlarla sosyalleşiyorum genelde. Ne şans. Ya ben de öyle de yani görünce de o yüzden ben biraz şey yapamıyorum. Ama bundan ben de rahatsız olurdum. Çünkü yani şeyi fark ettim ki bu pandemi başladığından beri yani kaç aydır ailemi ziyaret edemediğimizden beri arkadaşlarımız vesaire yani zor bir dönem. Ve fark ediyorum ki duygusal olarak daha az toleranslıyım. Yani negatif bir şey izlemeyi başaramazdım örneğin. Evet. O bana çünkü iyi kalpli olmak, iyi niyetli olmak çok önemli bir şey benim için bu hayatta. Ve hani gidip bir cinayet filmi izleyebilirim. O bariz bir şekilde bir senaryo. Evet. Ama hayatın parçası bir dizi izlerken kötülük drama görmem. Evet, şey. Bu çok kolay önlenebilecek drama. Yani çok gerçeğe yakın olan şeyler... üzüyor. Evet. Ama bu dönemde üzüyor beni eşire. Evet. Çünkü bu dönem zaten zor. Evet, zaten zor bir dönem. Yani böyle insanlığa yönelik umudunu biraz kırıyor gibi değil mi? Zaten kırılıyor durmadan ondan bundan. Evet. Şimdi bu da tam da şey oluyor. O yüzden ben uzun süre zaten hep Big Bang Theory'yi baştan izleyip durdum yani. Bir de beni rahatsız eden şey oldu. Şimdi bunlar beyaz
bayağı bir ayrıcalıktan faydalanabilen sınıfta insanlar. Yani işte gelmiş 25 yaşına daha yeni çalışmaya başlıyor falan çocuk işte. Ne bileyim, spoiler vermeyeyim şimdi. Yani belli bir avantaja sahip insanlar bunlar. O avantaja sahiplikle yapılan o zulüm, birbirlerine yaptıkları ve gösteremedikleri empati beni çok rahatsız etti. O açıdan da böyle yani böyle yani susun artık yani seni dinlemeyeyim artık falan oldum. Anladın mı ya? Gossip Girl'ı izledin mi? Onlar artık yani zaten de onları da izleyen kalmadı artık yani zaten. Ben zamanda şey için izliyordum. Karakterlerden birinin giysileri için. Ya, kim yapmadı böyle şey? Ama sonra çirkin giymeye başladı, bıraktım. Hangisi? İşte hatırlayırsam kahverengi saçlı kız. Ben de B ile başlayan adı. Şey. Queen Bee. Queen Bee işte. Bonnie. Neydi kızın adı ya? Asıl Brenda Queen işte. Brenda şeydeydi ya arkadaşlar. Brenda diye Beverly bir isim hatırlıyorum. Ayşe. 90210. Kız daha vardı. O daha bunlarla büyüdük. Çok güzel. Yani işte neyse işte güzel kızlar güzel şeyler giyiyor o dizide. Beni bu çekti o diziye. Ve ama işsizdim. Bunu da söylemek isterim. 6 ay işsizdim. Bunu izledim. Bizim psikoloji gitti. Ya işin kötü tarafı şey... İş buldun mu? İş buldum. Ama yani o giysileri giyebileceğim bir iş değildi tabii yani. Küçük bir şehirde öğretmen olarak iş buldum yani. Birden çok absürttü yani geçiş. Evet efendim, bunu söylemek istemiştim böyle yani. Paylaştım. Evet, iyi oldu paylaştın. Ben de bunu beğendim. Senin söylemek istediğin başka bir şey yoksa devam, bir iki bir şeye daha değinebilirim yani. Benim söylemek istediğim bir şey... Uydurma şimdi yoksa. Bence yok. Listemde bir şey kalmadı. Ama her zaman bir şey söyleyebilirim. Bir konuda fikrimi istiyorsan biliyorsun. Fikir bol bende. Ben sana şey diyecektim. Sen şimdi yeni oyun bilgisayarı... Biz ikimiz de yeni oyun bilgisayarı almak zorunda kaldık. Evet. Hem de aynı marka. Hayır bak. Benimki bir model altı Zeynep'in. Zeynep'in tuşları RGB. Benim değil. Yani öyle bir farkı var. MSI aldık. MSI aldık, evet. Benim Zeynep'inki bilgisayarı bozuldu. Benim bilgisayarım bir gün çalışmamaya karar verdi. Ama yani 8 yıllık bilgisayar mı? 7 yıllık 8 yıllık bilgisayar. Dedim o zaman tamam. Bir de toz ve her tür şey kaplı bir hayat yaşadı. Ben de Monster kullanıyordum. Benim de çok ısınma sorunu yaşamaya başladım. Müzik yapamıyordum artık. Kayıt yapamıyordum yani. İşte bayağı, çünkü CPU gerekiyor kayıt için. CPU da ısınınca bilgisayar kapanıyor falan. Ben throttle'la falan yaşamaya çalıştım bir süre. Olmadı. O nedenle macun sürecektim. Bu sefer kasa yapıştı. Vida yapıştı. Kasaya çıkmıyor falan. Artık dedim lanet olsun yani. Hepinize. Sonra ben de aldım. Ben sana şey diyecektim. Hazır oyun bilgisayarı almışken böyle daha çok oyun deneyebilirsin Steam'den falan yani. Evet. Takip edebilirsin artık. Evet. Evet artık şeyimdeki istek listemdeki oyunları almaya başladım. Ama beni biliyorsun, ben yine hep comfort oyunlara gidiyor yani. Subnautica'yı oynamak istiyorum şimdi, takılmayan bir bilgisayarda. Çok güzel RPG'ler falan yapıyorlar ama PC'ye çıkıyor sadece falan. Ne gibi? Ya yani mesela sonuculardan Disco Elysium, yani tam point and click gibi o biraz daha ama çok mesela aşırı derecede beğenildi. Şu an RPG'ye başlayamam çünkü Baldur's Gate bekliyorum. Çok ayın 18'inde değil. Bakacağım tarihe, ona göre karar vereceğim, tamam mı? Baldur's Gate oynarsın sen. Vurma. En az 100 saat sürecek yani Baldur's Gate. Ben araya şimdi başka bir şey alamam. Yani benim doktorayı bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Yani oyun hayatım çok kötü etkiliyor bu doktora. Zaten şu an ondan dertliyim. Şu an okumak zorunda olduğum kitabı beğenmedim. Beğenmediğim bir şey okumam zorundayım yani şu an. O yüzden çok zorluyor yani şu an. Değiştirsem mi bu bölümün kitabını, onu düşünüyorum ama bu kadar ilerlemişken de değiştirmek gıcık. Yani şu an sevmediğim bir kitabı okuyorum. Sık dişini bence. Bence de sıkacağım dişimi. Sık dişini. O kadar okumuşsun. Beğenmediğimiz şeyleri de araştırmak zorunda kalabiliyoruz hayatta. Evet. Ya ben daha konuşabilirim eğer benim konuşmam gerekiyorsa. Ya şu andan itibaren sıkıldıysanız kapatabilirsiniz. Ya durdurun, yarın devam edin istemeye falan yani. Ben önemli şeyler söyleyebilirim biz... arkadaşlar. Tabii. Insightful bir insanım. Bir Türkçe'ye çevir onu. İçgörülü bir insanım. Şeyi okudum ben. Bir arkadaşım elindeki fazla şeyleri... Şu Batman'i verir misin bana? İkisini de ver. Elindeki fazla çizgi romanları elden çıkarıyordu da. Legends of the Dark Knight'ı verdi bana. Bu da bayağı eski bir sürüm bu arada.
bilmiyorum, kıymetli bir şeydir belki. Ben açmaya korktum şahsen. Ama Batwoman'ın Elegy'yi okudum. Bu Batwoman dizisinin zaten temel aldığı çizgi roman. Evet, tamamen Türkçe söyledim. Temel aldığı çizgi roman. Hikaye aynı. İşte sanata falan bakmak için daha çok şey yaptım, okudum. Keyifliydi. Ben çok çizgi romandan anlayan bir insan değilim maalesef arkadaşlar. Okumakta da zorlanıyorum. Buyurun, teşekkür ederim. Okumakta da zorlanıyorum gerçekten. Neden bilmiyorum yani. Kafam öyle çalışmıyor benim. Ama şey, önerir miyim? Dizi izlemeniz daha çok öneririm şahsen. Eğer ikisi arasında bir tercih yapacaksanız. Çünkü çizgi roman çok daha benim kafamda yüzeysel kalıyor. Ben çok ayrıntıları net bir şekilde göremediğim için belki de. Ama diziyi ben çok beğendim yani. Diziyi kesinlikle öneriyorum. Diziyi bitirmedim bu arada. 2 bölüm falan kaldı. Onlar çıkmamıştı daha ben bıraktığımda. Onu da bitirmem lazım. Ben diziyi çok beğendim. Bunu söylemek istiyorum. Neyin dizisi? Hangisini? Batwoman. Batwoman dizisi. Aha, okey. Ne hale geldi o dizi? Göreceğiz. Onu göreceğiz. Ben de... Çünkü Ruby Rose ayrıldı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok kötü şartlarda çalışıyorlarmış ama kadıncağızda da... Konuşmadık bunu daha önce. Konuştuk. Detaylı işte, konuştuk değil mi? Özetleyeyim dedim. Tamam. Konuşmadıysak konuşalım diyecektim. Çizgi roman demişken ben de kendime bu ay olan doğum günümün doğum günü hediyesi olarak hardcover Watchmen aldım. Bravo. Kendime kitap aldım. İyi doğum ki doğdun. No, daha doğmadım. İyi ki doğacaksın. İyi ki doğacağım. çok mutluyum. Gelirse eğer, ama Amazon'dan geliyor, o yüzden sürecek biraz. Amazon, doğum günümden birkaç gün önce geldi. Amazon.com'dan mı aldın? DE. Tamam, gelir buradan. Evet, ama sürecek bayağı. Çünkü şu an yani bilmiyorum artık niye o kadar sürüyor. Yani biraz... Bazı kitaplar hemen diyor, bazı kitapları bir hafta sonra ancak göndermeye hazırlayabilirim falan diyor. Covid nedeniyle bayağı sürüyor şu an. Bayağı bir... Hepsi değil ama onu diyorum. İki kitap aldım. Birine hemen gelecek diyor, diğerine bir iki hafta sonra diyor. İşte farklı tedarikçiler, farklı tedarikle ilgili zaman şey veriyor. Efendim neyse, yani benim bir rant konum daha var ama onu da başka videoya saklayayım, baymayayım siz diye düşünüyorum. Gerçekten ben de çok acıkmıştım, iyi oldu vallahi böyle dedim. Akşam yemeği saati de gelmiş, evet. Ne mutlu bize. Çok sevindiğim bir şey, bugün bence konuşmayı dengeleyebildik. Seni çok konuşturtmadım monolog bazında bence. Evet, bayağı böldüm uğraştım. Bu sefer güzel böldüm seni. İyi şey yaptın yani, iyi denk. Atılgan bir günüme denk geldi. Atılgan. Ben sıcaktan pişmek böyle bayılmak üzereyim yani. Tabii Türkiye'den gelince biraz saçma oluyor böyle demek ama... evimizde cereyan yok. Böyle esintiler yok yani. Yok. Ben şu vantilatörle geziniyorum. Şu minik kıskaçlı oraya buraya takıyorum. Orada başka vantilatör açık. Orada şu başka yani. Vantilatör var aşırı ve sıcak. Aşırı nemli buraya göre. Yapış yapışım yani. Hollanda'ya göre yani kaç gündür 32-33 falan yani. Hava. İğrençlik gibi olmasın ama evet yani gerçekten öyle. Efendim. Arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor sıcak korona günleri? Karantinanıza dikkat ediyor musunuz? Ediniz lütfen arkadaşlar. Bu iş bitmiyor yani. Bitmeyecek gibi yakın yani zamanda. Evet, Türkiye'de dikkat ederseniz biz de ailemizi ziyaret edebileceğiz. Yani ya da buradakiler de dikkat ederse de ben sevineceğim. O da ayrı bir konu. Herkes dikkat etsin istiyorum yani. Herkesin dikkati de çünkü ayrı yani. Bir yerde bitmediğinde hiçbir yerde bitmeyecek yani, belli oldu. Hani bir ülkede falan kalırsa belki onları artık karantinaya alırız ama ülkeler Amerika arası, durumdayken... Tabii ülkeler arası şey yok ki. Sıkı bir gümrük protokolü yok. Yok, çünkü işte ekonomik açıdan şey yapamıyorlar şu an, kapatamıyorlar yani. Benim en son duyduğum uçak, diyeyim. En son yani uçaklarda şey yok. Yan yana oturuyor insanlar. Yok, öneri zaten şu, mesela şu an Hollanda'ya geçişlerde karantina zorunlu değil. Özel ülkelere sadece öneride bulunuyorlar. Mesela Türkiye bunlardan bir tanesi. Aslında ilginç bir şekilde geçen haftaki basın, burada her hafta basın toplantısı oluyor. Geçen haftaki basın toplantısında buranın Sağlık Bakanı 14 gün karantina zorunlu olmasına çalışacağız, istiyoruz dedi. Umarım. Çok şaşırtıcı. Umarım. Çünkü bu kadar Kuzey Avrupa'da insanlara zorla bir şey yaptıramıyorsun. Biz bazen diyoruz ya hadi işte evde kalınsın, yasak olsun çıkmak, hemen biter bu. Ama Türkiye'den çok alışkın olduğumuz için ev hapislerine, evet, biz, hani bize normal. Şey böyle hap diye büyüdüğümüz için. Ama yani bir yandan da şey gibi hani herkesin iyiliği için buna katlanırsak belki güzel olur falan gibi bir şeyle de büyüdük yani. Ama burada öyle değil. Herkesin iyiliği olmuyor zorla millet evi kapattığında diye. Evet.
başka bir demokrasi konuşmasına giriyorlar. Şimdi biz öyle büyüdüğümüz için ben o tarafa daha yatkınım yani. Bence her şey kapansın, bitsin bu iş ya yani. İki hafta her şey kapansın, belki daha kolay bitecek. Yani iki işte hafta değil ama yani, aşılar gelene kadar herkes kapanırsa deliririz yani hepimiz. Çalışan var, şey var yani, bayağı bir iş zaten hali hazırda etkilendi. Bir de şey yani bu pandemide yani, şey de var. Sadece pandemiden ölenler değil, bir de hani yan olaylar da var. Burada bir şeytanın avukatı olacağım ama örneğin her şeyi kapatırsak ortaya çıkacak depresyon, intihar, milletin iflasından ortaya çıkacak olan depresyon, intihar, yani ülkenin yarısı iş göremez hale geldiğinde de oh pandemiden ölmediler ama iyi oldu mu diyeceğiz. Onlar hepsini düşünüyor hükümetler yani. Bir sonucu yok artık zaten yani. 700 küsür bin insan ölmüş dünya çapında yani. Bunun ben hani, o yüzden biraz toleranslı da olmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun yani, ne kadarı direkt bundan ölmüş olursa olsun yani. Bunun pozitif bir sonucu yok. O kadar insan iflas etti. Yani düşün, dışarıda yapılan hemen hemen her iş durdu yani. %50 oranında durmuştur herhalde. Evet yani. %100 oranında dursaydı nasıl olurdu? Sanatçıları düşün mesela. İşte orkestra sanatçılarını düşün bilmem ne. Hiçbirini düşün. %100 oranında düşseydi nasıl olurdu? Dursaydı. İşte yani bir süre... Biraz daha yüksek durdu yani, ama işte bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bazı zengin ülkelerde daha kolay belki bunu yapmak ama. Evet, hani, buralarda daha kolay. Burada daha kolay olabilir. Ama işte zengin tabii işte yani genel bir şey sunmak çok zor. Çözüm sunmak. O yüzden kişisel olarak kendimize dikkat etmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Maskelerimizi takalım. Evet. Plajlarda fink atmayalım arkadaşlar. Fink atmak mıydı? Yani birbirimize mesafe tutarak fink atabiliriz. Yani kıskandığımdan bence söylemiyorum ben plaja gidemedim diye. Yanlış anlamayın ama sakin yerlere gidin arkadaşlar. Sakin yer, denize böyle kafanızı sokup dönün. Güvenli olun diyorum ben kısaca. Gökçen'in dediklerini böyle yorumlayıp kapatmak istiyorum. Herkesin güveni kendine. Evet, huysuzlaştık biz açlıktan. Ben de çok açım şu an. Evet, bir... Biraz daha konuşalım mı? Şöyle bir kavga da görsün. Yok yeter bence bu kadar. Sen bence git artık kendi mekanına. Tamam o zaman herkese buradan sağlık gönderiyoruz. Sağlık, mutluluk, her zamanki gibi eğlence. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.